Mustafa mutfağından basma köfte, 250 gram çiğ köftelik dana eti, 4 su bardağı ince bulgur, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı isot. Sosu için 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 su bardağı su. Basma köftemiz. Evet, yapalım son yemeğimiz. İnce bulguru getirdim. Teşekkür ederim. Ben burada bulguru ayarlayayım. Soğuk suyla mı, sıcak suyla mı ıslanacak? Yok, ıslanmayacak. Sadece soğuk su kullanacağız. Biraz. Yani yoğururken soğuk su kullanacaksın. Yoğururken çiğ köfte gibi yoğuracağız. Yani onun için soğuk su alalım. Bir bardak alalım. Evet. 4 bardak ince bulgur koyuyoruz. Şunu sen al. 3 tane daha, 4. Senin şimdi, ailen falan nerede? Diyarbakır'da mı? Benim evet, Diyarbakır'da. Anne, baba? Hepsi, annem yok, babam var. Kaybettin mi? Evet, kaybettim. Hı. Üvey annem var hem de. Ne böyle yapıyoruz? Şimdi, nasıl ilerliyoruz? 4 bardak bulgur koyduk. Biraz yani 2 yemek kaşığı kadar biber koyduk. Sen etle birlikte direkt yoğuracağım. Hepsini, doğru anladın mı? Direkt yoğuracağım. Bunu koyuyorum yani. Bence burada kara et var, çiğ köftelik etimiz var. Bu kadar olsun, çok tuzlu olmasın. Tamam. Diye. 2 yumurtamız var, koyacağız. Anneyi kaybettin mi? Öyle ayrılık olmuş gerçi sizin zamanınızda da. 20 yaşında falandı öldüğünde. Hayal meyal hatırlıyorum ama. Sen ben çok... o zaman 3-4 arası bir şeydim. Evet. Ama hatırlıyorum, birçok şeyi hatırlıyorum. Niye? Şimdi bir şey hatırlamıyorum ama neden? O zaman rahatsızdı annem, hastaydı. Ne? Çok da güzeldi yani. Canım. Nasıl bir şey? Sana Sibel Can'ın o ilk herhalde güzel hali vardı ya. Sibel Can'ın. Öyleymiş. Aynen öyleymiş. Sibel Can şu anda da çok güzeldi. Şimdi de güzel, hani bir ara daha güzeldi. Sibel Can'ın evet. Ben o zaman koyduk. Evliyken kayınvalidem anlatıyor. Bak ne anlatıyorum, dur. Evet. Böyle daha Sibelcan 17 yaşında falan, 16-17 yaşında onların mahalleden geçermiş benim kayınvalidem. Sibelcan o zaman daha ünlü olmamış. O kadar güzelmiş ki, yani hani o kadar güzelmiş ki herkes onu görmeye gidiyormuş mahalleye. Yani, bir kız var orada yani, falan diye. Çok andık, sevgiler, çok sevdiğimiz yani, evet, bir aynen, sanatçı o da. Yoğuracaksın direkt. Böyle 2 kaşık un alayım. Ondan bir tane de olabilir. Tamam, yeterli. Bunu aynı zamanda ekmekle ıslatıp koyabiliriz. Hani şimdi böyle daha kolay olsun diye. Volkan şimdi herhalde eşine hediye alacak. Nezahat abla bilekliğini soruyor. Beğendi mi? Ne işi diyor. Diyarbakır'dan gönderelim biz ona. Emin misin Volkan almak istediğini? Büyük bir şeye benziyor. Aslında bizim hasır bileziğimiz var. Hasır daha güzeldir. Tabii Diyarbakır yani hasırı. Esas bizim meşhuru hasırdır. Sen ince bir bilezik al ya. Ne alacaksın doğum hediyesi mesela? Arıyorum. Ya. Sürpriz. Ay ne tatlı. Bana su vermediniz hanımlar. Su istiyorum. Yani böyle işte ara ara su alıp köftemiz biraz yumuşayınca yapmaya çalışırız. Şimdi ben haşlanacak dedim ama haşlamayacaksın, kızartacakmışsın sen bunu. Yani aslında haşlamak isteyen haşlayabilir de. Fakat biz hani sanki işte doğu insanı daha çok yağlı şeyler yediği için böyle yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de soğanını hazırlıyorum, sosuna koyacağız. Sos. Evet. Kızarttıktan soğanı sonra üstüne dökeceğiz. Aynen, salçayla birlikte kızartacağız soğanlarımızı. Bence çok ufaltma ne zaten onlar. Üstü üzerinde görünsün. Nezahat abla, senin çoluk çocuk, evlilik. Benim 2 çocuk var. Çocuk değil artık, genç onlar. Küçük kız üniversite son sınıfta. Bugün de sınavı var, dua edeyim. İnşallah verir. Güzel geçer sınavı. Az önce konuştuk zaten. Hani nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? İşte orada sınavı var. Vallahi çalıştıysa ben Bengü'ye hep öyle söylüyorum. Benim mesela heyecan falan yapıyor ya. Çalıştıysan diyorum. Evet, hani dış faktörler de var. İşte karnı ağrır, acıkır, bir şey olur bilmem ne. Onlar artık şans faktörü. Ama korkuyorsan bir sebebi var diyorum. Demek ki yeterince
çalışmamışsındır diyorum. Aynen. Onun da akşamdan zaten dişi ağrıyordu. Ah canım. 20'lik diş çıkıyor ve nasıl böyle artık ağlıyordu. Eyvah. Bir selam söyle buradan. Çok öpüyorum onu. Çok öpüyorum. Kızım seni çok seviyorum. Başarılar diliyorum sana. İnşallah çok iyi geçer sınavlarının hepsi. İnşallah. İnşallah. Bütün çocuklarımızın oyunu. Yağını koyuyorum Nezahat tamam, abla. Tamam koyun. Ben sen bana soğanını getir. Önce soğan mı şey mi salça mı? Soğanı önce koyalım. Gel. Salçayı en son koyacağız. Hı-hı. Yemeğimizi kapadık. Şöyle gösterelim. Evet, dolmamız pişti. Onu söndürelim. Söndürdüm tamamdır. Ben. Evet, tamamdır o. Salçasını koyuyoruz artık. Evet, artık yavaş yavaş. Alaaddin. 3 kaşık salçamızı koyuyoruz. Hı hı. Salçamızı iyice kavuruyoruz soğanımızla. Görev adamı ya. Direkt anladı böyle bir bakışımdan. Sucuğu pişirmek için mangalı yakmak gerek son olarak. Hatta dışarı kurarız masamızı. Bir yandan sucuk olurken bir yandan da masa kurulur. Güzel olur. Yuvarlamaya geçiyor muyuz? Şimdi benim köftem hazır. Tamam. Ondan sonra şimdi artık yaparız. Başla sen biz de sana evet. Yetişelim. Şimdi hatta sen bunu ver istersen onu. Şimdi yapıyoruz artık. Kardeş sayısı kaç benim, kardeşin var? Benim 5 kız kardeşim ve oğlan kendi annenden. Yok annemden tek sadece misin? Ben. Erkek kardeşim de annesine sadece bir. Bir de 5 kız kardeşim daha var diğer anneden. Sosumuz hazır. Tamam. Şimdi buna tamam, çok mu yağ koyacağız, az mı yağ koyacağız? Buna çok koymayacağız. Tamam. Böyle bir su bardağı fazla bile yani. Şunu vereyim ben böyle bence. Köfteler koparıp böyle bunları böyle bu şekil yapacağız şimdi. Şu tepsimiz olsun. Şuna tamam, koyabiliriz. Tamam. Şimdi böyle elimizle yoğuruyoruz Nursel'cim. Yuvarladık ya böyle. Evet. Şimdi böyle basıyoruz. Tamam. Böyle. Şeye benziyor bu. Fellah köfteye. Fellah köfteye benziyor. Evet. Ispanaklı olana. Çok yani benziyor. Yani bu daha biraz farklı işte aynısı gibi. Yağını koyuyorum kızlar ben. Tamam yağını koyalım. Biraz daha olsun iki fasıl yeterli. Çünkü ancak iki seferde olur. Hava öyle güzel açtı ki. Değil mi? Sabah nasıl soğuktu. Bu sos biraz çekti kendini. Daha sulu galiba istiyorsun. Yani biraz su değil koyalım. Çok çekti evet. Kızarttıklarımızı biraz üstüne koyacağız evet, çünkü. En son üzerine dökeceğiz. Ben bunları yapınca bazen böyle fazla yapıyorum. Poşete koyup buzluğa atıyorum. Evet. Pişmemiş olarak. Pişmemiş olarak evet. Böyle acil durumlarda kurtarıcı olarak hemen. Buzlu mu pişiriyorsun? Çıkarır tabii, çıkarmaz mı? Çıkarır çıkarmaz. Buzun çözülmesini beklemiyoruz. Kızartıyorsun yine. Kızartıyorum evet. Hemen öyle hazır oluyor. Sanki öyle buzluyken kızartınca ne bileyim dağılmış hiçbir şey olmuyor gibi geldi bana. Yok şimdi içinde zaten yumurta var, kıyma var yani onlar tutuyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Tabii yağının iyice kızgın olması lazım onun için. Evet. İyi mi bu su? Tamam. Yeterlidir evet, evet. Şimdi yağ kızdığı anda herhalde iki postada evet, kızartabileceğiz. Bitirdiniz yemeklerinizi. Bitirdik evet. Hı? Bitti. Yağ şimdi, tamam kızlar. Köftelerimizden atalım içine. Ters düz fark etmiyor. Böyle. Hangisini tercih edelim? Evet. Bunu alabiliriz ama böyle dağıtıyoruz. Ondan alın. Hoş hoş. Bence bu tamam kızlar. Daha evet, atmayın. Ve bu yemeğimiz biliyor musun Nursel? Çok güzel oluyor aslında. Seyirciler de yapsınlar. Çok güzel bir yemek yani.
Hemen kızardı bile ya. Bunlardan ha? olanları alalım. Bunları alalım değil mi? Biraz daha kızarsın olsun bence. Tamam, şöyle bir iki kızaran var. Evet, var. Onları alabilirsin. Gerçekten. Dışarıda yemek yiyelim mi? Ha? Olur. Dışarı kurulalım bence olur, de. Olur, güzel olur. Tamam. Nursel'cim çok güzel kızarttık değil mi? Güzel şunu oldu. Alalım. Evet, güzel kızaran güzel köftelerimizi. Evet, evet. Üstüne nasıl olsa söz gezdirilecek. Böyle alalım biz bunları. Oh. Anne. Oh. Şey tava dar ya, evet. Birazcık evet zor oldu almak. Sorun değil, aldık. En iddialı olduğun yemek ne? Valla desem hepsi. Yani çok şey olmaz güzel herhalde. Ama sizde öyle bir özellik var değil mi? Yani böyle çok misafir ağırlandığı için. Ondan da belki evet gerçekten öyledir. Kendiliğinde zaten bunlar da düşer. Şimdi ben bir bunlar tabaklarımı falan ayarlayayım evet, o son bunlar kızarana kadar. Sona doğru geldik zaten. Söndürelim aslında. Yine istersen şey şöyle bunun iki elinle al. Evet böyle yapalım. Söndürelim de. Nursel'cim bir de uyarın yemekleri sayfama. Herkesi bekliyorum. Senin blogun var. Blogum var. Aynı zamanda da Facebook, Facebook sayfam var. Evet. Instagram'da da varım yani. Hı-hı. O da mı uyarın mutfağı? O da evet. Uyar mı? Uyar ve yemekler. Eşimin soyadı. Aa. Ben de onu kullandım. Aslında yemek yaparım diye bir düşüncem de yoktu tek. Sonradan baktım yapamayanlar var. Dedim bu işe el atmak lazım. Aslında bazen o kadar evet, hani bize basit gelen şeyler, hani yeni ısınanlar mutfağa evet, falan onlar için o kadar zor olabiliyor ki bazı evet, püf noktaları. İşte mesela aklıma ilk gelen pirincin üstüne tuz atıp sıcak su koymak. Hani onu evet, o şekilde haşlamak. Evet. Neden o tuzun konduğu mesela? Birçoğu gerçekten bilmeyebiliyor. Onun aynen, pirincin evet, kırılmaması evet, için yani püf noktası olduğunu evet, bilmeyebiliyor. O yüzden böyle sayfalar, programlar bence çok güzel. İyi oluyor gerçekten. Sen dökün üstüne. Evet. Hadi. Şöyle dökelim. Sosumuzu bir şeye koyarız. İsteyen yerken evet, alır. Biz